Ben bazen porno izliyorum. Bazen dediğim günün büyük bir kısmı aslında ama. Başka izleyen var mı aramızda? Niye sanki cuma namazdaymışız gibi? Kim izleyen yok mu? Şu an çok özel hissettim gerçekten. Ha. Hocam ne amaçla izliyorsun? Ne? Genel kültür. Tebrik ederim. Ben de eğitim amaçlı izliyorum. Yabancı dilimi geliştirmek için. Türkçe altyazılı. Birkaç kelime öğrendim. Don't stop durma demek. Don't stop hiç durma. Yani şu an hiç yeri ve zamanı değil. Yani şu an yapacağın en son şey stop olsun. Ya. Come in your face var. Geleyim o mübarek yüzüne. Nurunu tamamlayalım. Ve internetin olmadığı zamanlar eğitime ara vermemek için... eğitim amaçlı, kardelenim ben, o gözle bakıyorum. Bir kesit indirmişim telefonuma. Küçük kardeşim canım sıkılıyor, telefonu istedi benden. Telefonu verdim ona oyun oynaması için. Küçük salak kardeşim 5 dakikalık video benim WhatsApp durumuma atmıştı. Yemin ediyorum. Ve bir cuma günü. Birçok cuma paylaşımı arasından... Benim o videom vardı. Ben sinene kadar 3 kişi izledi. Biri babamdı. 58 yaşına yakın gözlüğüyle ilk pornosunu izledi. Ve kızdı bana. Senin bir evlat olmaz olsun dedi. İnternette böyle güzel şeyin döndüğüne daha önce söylemedin dedim. Bayağı beğenmişti. Bazen beni görücü et, yeni bir şey var mı diyor. Sanki yapımcı benim anasını satayım. Ben ne bileyim ben. Siktir git başımda. Porno ile ilgili bir anım daha var. Hayatı dolu dolu yaşamışım. Onu da anlatacağım. Ya ben fizyoterapistim. Şu an bir özel eğitim merkezinde çalışıyorum. Orada zihinsel sağlığı yerinde olmayan çocuklar da geliyor. Ve geçen gün veli bekleme odasında bir çocuk, otizmli bir çocuk kulaklık takmadan porno açmıştı. Yüksek sesle. Bu kurumda Ümraniye diye diğer tarafta kapalı ablalar salavat çekiyorlardı. Don't stop ve salavat sesleri birbirine karışmıştı. Aşırı liberal bir ortam vardı. Bir abla rahatsız oldu. Bana şikayet etmeye geldi. Ben de bahçede izliyordum bu arada. İçeride bir çocuk kötü bir video açmış dedi. Ya kötü video deyince aklıma hiç porno gelmedi benim. Yani... Değil mi? İçeride birisi Süleyman Soylu'nun açıklamasını mı açtı ya? Ne oluyor içeride yani? Gittim çocuğu aldım, dışarı çıkardım. Dedim tamam, problem çözüldü, siz salavata devam edin. Don't stop dedim onlara da. Çocuğu dışarı getirip kızdım. Dedim niye HD açıyorsun? Dışarıda benimki donuyor. Yani... Bu şakalarla bitiriyorum ve kafada böyle kalıyorum. Geçen bitirdim gidiyordum. Bir arkadaş beğenmiş, beni tebrik etmek istedi. Adımı da bilmiyordu. Arkamdan pornocu Kürt diye bağırdı bana. Belki başta üzerime almak istemedim. Belki başka porncu Kürt vardır diye. Çünkü elde grup halinde gezeriz.